En son bu soruda kalmışız. Buradan başlayarak dersimizi işleyelim. Şimdi bu soruda logaritma 15'i soruyor. Tabi bunun tabanı ne? Logaritma 10 tabanında 15'i soruyor. Şimdi verilenlere baktığınızda 5'i çokça mı kullanmışlar? O zaman biz bunu logaritma 5 tabanında biraz genişletelim. Maksat verilenleri kullanmak. Logaritma 5 tabanında 15 bölü logaritma 5 tabanında 10. Şimdi bu 15'i çarpandan ayrıldığında nedir? 3 çarpı 5'tir. O zaman o 3 çarpı 5'i biz açarken toplam olarak açmıyor muyduk? Evet. Logaritma 5 tabanda 3 artı logaritma 5 tabanda 5 bölü. Bu da 5 çarpı 2 olduğu için logaritma 5 tabanda 5 artı logaritma 5 tabanında 2. Logaritma 5 tabanda 5 zaten ne demek? 1 demek. Bunlar 1 demek. 5 tabanında 3 diyor ama biz 3 tabanında 5'i biliyoruz. Bunu ters çevirsek ne oluyordu? Bu x de ters çevriliyordu. Yani 1 bölü x oluyordu. Yukarısı, yukarısı 1 bölü x oldu. Aşağı, 1 bölü x artı 1 oldu. Aşağısı ise 1 artı logaritma 5'in ikisi. O zaten belliyordu. 1 artı y oluyordu. Şimdi burayıla burayı çarpıp burayı toplayalım. X kere 1, x, x artı 1 bölü x, x artı 1 bölü x. Aşağısı ise 1 artı y bölü 1. Niye bölü 1 dedim? Yani burada ters çevirip çarpacağız. Birinciyi sabit tutacağız. x artı 1 bölü x sabit. 1, artı, 1 bölü 1 artı y ters çevirelim. 1 bölü 1 artı y. Çarparsak ne olur? x artı 1 bölü. Şöyle dağıtalım burayı. x artı x y olur. Sonucumuz bu çıkar. Tekrar ediyoruz bize soruyu sorduğunda mutlaka verilenlerden faydalanacağızdır. Burada 5 daha çok olduğu için logaritma 5 tabanında açtık. Bugün çok uygulayacağımız bir formülü öğrenelim. Şimdi alt taraftaki tabanın da üstü var. Üst taraftakinin de üstü var. Bu üst yukarıya bir bölü çizgisi çiziyorsunuz. Üst yukarıya geliyor. Aşağının üstü de onun paydasına geliyor. Sonra bunlardan vazgeçiyorsunuz. M bölü N başa geliyor. Logaritma A'nın X'i kalıyor. Tabanlar kalıyor yani. Bu şekilde oluyor. Bunu çok aşırı kullanacağız. Bakalım şimdi. 2 bölü 10'u sadeleştirdiğimizde ne olur? 1 bölü 5. 1 bölü 5'i ben 5 üzeri eksi 1 olarak yazamaz mıyım? Yazarım. Logaritma 5 üzeri eksi 1. Yukarıdaki 5'in üstü de 1 zaten. Niye öyle yazdım? Hani şu buraya bunun altında da buraya geldiğini görün diye. Ne olur? 1 bölü eksi 1 o zaman. Şurası ne olur? Burası eksi 1 çarpı logaritma 5'in 5'i beşi oldu. E, logaritma 5'in 5'i beşi de 1'di zaten. Ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Şurayı ben nasıl yazayım? 4 üzeri eksi 1 olarak yazayım. Logaritma 4 tabanda 4 üzeri eksi 1. Bir. Eksi 1'i başa aldım mı? Burası zaten gider. Bir eksi 1 daha gelir. Şimdi elen normalde ne demekti? Logaritma e demekti. Logaritma e tabanında e. Şu 2'yi de baş alırsan 2. Bunlar gider. Ne kalır elimde? Artı 2. Koca yerden topladığımda ne oluştu? Sıfır oluştu. Verilen bu. Bu da biz mazcik öğrendiğimiz formüller aslında. 2 başa geçer. 3 de başa geçer. 2 bölü 3 logaritma a x. 2 bölü 3 çarpı logaritma a x. Eksi şu a kök a ne demektir? a üzeri 1 bölü 2 demektir. 3 başa geçer. 1 bölü 2 de onun alt tarafına geçer. Yine ne olur? Logaritma şurada eşittir yok. Logaritma a x. Şimdi canlar logaritma x zaten vermiş bana 6. 2 bölü 3 çarpı 6 eksi. Şurayı ters çevirip çarparsam 6 çarpı. Yine nedir? Logaritma ax 6. Şunu sadeleştireyim. 2. 2 kere 2 4 eksi. 6 kere 6 36. 4'ten 36 çıkart. Ne olur? Eksi 32 olur. Formülümüz bize ne diyor? Formülümüz şunu diyor bize. Bir sayının üzerinde logaritmik bir şey varsa en üstten en alt yer değişe Bilir diyor. Yani burada da onun açıklamasını yapıyor. Soru üzerinde anlarsınız bu tür soruları. Mesela şu C'yi başa geçirdiğimde C işte bir ise diyor. Bakın. Birin bütün kuvvetleri ne yapar? Bir yapar. Burada da ona benzer ispatlar yapmış. Soru üzerinde görelim biz. Bakın ne güzel anlayacaksınız. E ne demektir? Şuraya yapalım. E üzeri logaritma E demektir. Logaritma E'nin 9'u. Bunlar gider. Ne olur o zaman? Aşağı 9 olarak düşer. Neden gittiğini göstereyim mi? E üzeri logaritma E'nin 9'u dedik. Burayla burayı yer değiştirelim şimdi. Az önce öğrendik. 9 üzeri logaritma E'nin E'si. E'nin E'si neydi? 1'di. O zaman 9 üzeri 1, 9'dur. Biz hiç onunla uğraşmıyoruz. Bunlar birbirini götürür diyoruz. Şu 25'i 5'in karesi olarak yazalım. 5'in karesinin logaritma 5'in 4'ü. Şimdi arkadaşlar bunlar gider diyemiyorum. 5'ler gider diyemiyorum. Çünkü burada bir 2 var. O 2'yi şu 4'ün üzerine alalım. Şöyle gözüksün o. 5 üzeri logaritma. 5'lik tabanda 16 gözüksün. Bak bunlar ne güzel gider şimdi. Aşağı nasıl düşer? 16 diye düşer. 25. Bu parantezin içi. Dışını yazalım önce. Logaritma 5. 25'i de 5'lik karesi olarak yazsam. Kareyi başa alsam. 2 çarpı logaritma 5'in 5'i olur. Bu da gider zaten cevabımız ne olur? olur. Bu güzelim soruya bakalım şimdi. Genişletelim biraz bunu arkadaşlar. Çünkü 27 ile 9 biraz birbirlerine benziyor. İkisi de nedir? 3'ün kuvvetidir değil mi? Logaritma M bölü logaritma 3'ün küpü. Eşittir logaritma N bölü logaritma 3'ün karesi. Şu küple kareyi başa alsak şu şekilde. Logaritma m bölü 3 logaritma 3 eşittir. Logaritma n bölü 2 logaritma 3. Logaritma 3'ler sadeleşir. 3 ve 2 kaldı. İşler dışlar yapalım. 2 çarpı logaritma m 2 çarpı log m eşittir. 3 çarpı log n 3 çarpı log n şu 2'yi bunun üzerine 3'ü de bunun üzerine yazalım ki loglu loglu olsun yani. Log m kare eşittir log ne küp. Bakın log log'a eşitse bunların göbekleri de eşittir. Yani mevzu m kare eşittir n küpe kadar dayanır. Cevap budur. En lezzetli olan yerlerden birisine geldik arkadaşlar. Şimdi bu ne tabanı? Onluk taban. Onluk tabanda bu 23 yerinde 10 olsaydı logaritma 10'un 10'u 10, 10 1 olurdu. Bu 1'i geçmiş. Şimdi burası 23 değil de 100 olsaydı onun karesidir derdin 2 çıkardı. Ama 100'den de az. Demek bu sayı 2'den de az. Bu arada bir sayıdır. 1 ile 2 arasındadır dersin. Devam. Şimdi bu üçlük taban. Üçlük tabansa burası 9 olsaydı ne çıkardı? 2. Ama 9'dan fazla bu A sayısı. E 27 olsaydı da logaritma 3'ün 27'si 3 çıkardı. Ondan daha az bu aralıkta Şimdi 2'nin kuvvetlerini düşüneceğiz. Burada 2'nin kuvvetleri ne? 32 olsaydı 5 olurdu. 5'i geçmiş o zaman bu B. 64 olsaydı da 6 çıkardı. 6'dan da az. C'ye bakalım. 5. 125 olsaydı 5'in küpüdür derdik. 3 çıkardı. Ama 3'ü geçmiş. C'miz 3'ten fazla. 625 olsaydı da 4 çıkardı. E 4'ten daha az. Sayı küçükten büyüğe sıralayınız diyor. A en küçük duruyor. Sonra C sonra B duruyor. Evet alıştırmalara geldik. Yaklaşık 23 tane soru çözeceğiz şimdi sizden. Evet fonksiyonun en geniş tanım kümesi diyorsa tanım kümesi dediğimiz aslında burası da sıfırdan büyüktür. Burası da sıfırdan büyüktür. Ama burası kesinlikle bir olmayacak deriz. Anlaştık mı? Taban hiçbir zaman bir olmazdı. O zaman yazalım birinci çözümümüzü x artı 4 büyüktür 0 ise x büyüktür eksi 4'ten. Bu çözüm kümemizin bir parçası. 5 eksi x büyüktür 0 dersem eksi x e atarım karşıya. Ne olur? 5 büyüktür x'ten. Bu iki bilgiyi birleştirelim. 5 büyüktür x'ten o da büyüktür eksi 4'ten. bunu nasıl yazarım ben? Eksi 4 5 aralı benim tanım kümem derim. Fakat dikkat etmediğimiz yere dikkat edelim şimdi. Ben burayı nasıl bir yaparım? X'e 4 vererek. O zaman X 4 olmayacak. Hani 1 olmayacaksa X kesinlikle 4 olmayacak. 4'ü de çıkartıyorsunuz en sonunda. Değerini hesaplayınız diyor. Bildiğiniz örneğin, mesela burası 81'in 3 katı yani 3 üzeri 5'tir. Bu 5'i şu başa alırsam ne olur? Bu logaritma 3'ün 3'ü gider 5 olur. Şimdi şuraya odaklanalım. Logaritma kök 5'i 5 beş üzeri 1 bölü 2. Şuradan gelen 5'i de buraya yazıyorum. 5 üzeri 1 de yazabilirsiniz. Bu 1 buraya. 1 bölü 2'yi de buraya aldım. Da. Logaritma 5'in 5'i beşi gider zaten. Şunu da ters çarptığımda ne olur? 1 bölü 1 çarpı 1 bölü 2 ters 2 olur yani. Heh, şurası ne oldu şimdi? 2. Hemen onu da burada çözelim. Logaritma 8'i 2'nin küpü olarak yazacağım. Şu da zaten 2 üzeri 1'di. E, bu 1 başa 3 de onun altına gelirse Burada logaritma 2'nin ikisi kalır. Cevap ne olur? 1 bölü 3 logaritma 2'nin ikisi sonra da 1 yapıyor. Şimdi bu toplama eskiden neymiş? Geri kapatacak olsam ne diye kapatıyordum? Çarpma olarak. Yani çarpma toplama olarak genişletilebiliyordu. Logaritma o zaman bu önceden x çarpı y'ymiş. Sonradan açılmış. Bu da neye eşitmiş burada? Logaritma x artı y'ye. Şimdi x'i yalnız diyor. x'in y türüne eşittir. Ne demek? x'i yalnız bırakacağım demek. Bırakırız. Ne olacak? Şimdi burada ne yapayım? Hmm, x'i karşıya atayım. y eşittir. x çarpı y eksi x. Yani şu logaritmaları götürdüm. İçler eşittir dedim. Sonra da x karşıya attım. x parantezini alayım. y eksi 1 Burada y kaldı. x'in yalnız kalmasına ramak kaldı arkadaşlar. Elif tarafı y eksi 1'e böldüğünüz an Bakın bunlar gider. X'im yapayalnız kalır ve X'in Y türünden eşitini bulmuş oluruz. 5'in 6'sı x olduğuna göre 6'nın 1080'i hemen bakalım arkadaşlar buraya. 1080'in içinde neler var bir görelim. 2'ye böldüm 540. 2'ye böldüm 270. 2'ye böldüm 135. Biraz 3'e bölelim. 3'e böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şimdi bizim burada 5'lik tabanda yazsam o ama bu zaten 6'lık tabanmış. 6'lık tabanda yazacaksam bunların içinden bol bol 6 arayayım. Hani 6'nın kuvvetleri pratikte sadeleşirler. Bir tane 6 var. Bir tane 6 var. Bir tane daha 6 altı var. 6'nın küpü çarpı 5. Bu 1080 neymiş? 6'nın küpü çarpı 5. O zaman burayı yazalım. Logaritma 6 altı tabanında 6'nın küpü çarpı 5. Çarpmayı biz nasıl açıyorduk? Toplama şeklinde açıyorduk. Açalım o zaman. Logaritma 6 altı 6'nın küpü artı logaritma 6 5. Şu küpü başa alırsam bu altta gider zaten. 3 artı logaritma 6'nın 5'i. Yalnız bize 5'in altını vermiş. Burayla burayı yer değişecekse bu da x bölü 1 ise 1 bölü x oluyordu. Sonra burayla burayı, burayı çarpıp burayı topluyoruz. 3x artı 1 bölü x. Sorduğu şey budur. Bakalım. Bu 10'luk taban. Bu da 10'luk taban. Demek ki birazcık da benziyorlar gene de. 250 normalde 10 çarpı 25 değil midir? Evet burası 10 çarpı 25'tir. Hemen bunu çarpmayı toplama şeklinde ayıralım. Logaritma 10'un 10'u artı logaritma 10'un 25'i. Yani 5'in karesi. Burası zaten 1'dir. 1 artı 2 çarpı 2'yi başa aldım fark ettiniz mi? Logaritma 10'un 5'i. Yalnız logaritma 10'un 5'ini vermemiş bize. 10'un 2'sini vermiş. Ne yapacağız? Şu 2'yi değişik yazmamız lazım. İçinde 5 olan. E ben bunu şöyle yazsam olmaz mı? 10 bölü 5 zaten 2'dir diye. Ha, o zaman bölmede ne yapıyorduk? Açarken çıkartma yapıyorduk. O zaman yapalım. Logaritma 10'un 10'u eksi logaritma 10'un 5'i diye açalım. Bu zaten 1'dir. 1 eksi logaritma 10'luk tabanda 5 eşittir neymiş? X'miş. Bakın aradığım şeye yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bunu karşıya atalım. X'i bu tarafa atalım. 1 eksi x eşittir logaritma 10'luk tabanda 5. İşte bu 1 eksi x'i bulduğumuz yere doğru yazacağız. 1 artı 2 çarpı 1 eksi x. İçeriye dağıtalım. 1 artı 2 eksi 2 x. 3 eksi 2 x olur. Anlaştık. Buradaki üstte 1 ise şayet şunların tabanlarını yer değiştirerek üst tarafa atıyorduk. 3 üzeri logaritma 3'ün 8'i artı yine bunu üst tarafa atacaksak bunları yer değiştiriyorduk. 6 üzeri logaritma 6'nın 5'i. 3'ler gider 8 lop diye düşer. 6'lar gider 5 de düşer. Cevap ne olur? 13 olur. en sevdiğiniz sorulara geldik. Şimdi bu 9'u neyi verir? Eksi 2'yi niye verir? 9'u x yerine koy a'yı bul demek bu. Hemen yazalım formülümüzde. Logaritma a'nın x yerine yazıyorum? 9. 9 yazdığımda eşittir eksi 2 çıkıyormuş. Bunun bu kuvveti burayı verir demiyor muyduk? Evet. a üzeri eksi 2 9 ise hektar kökünü aldığımda a üzeri eksi birim ne olur? 3. Yani a'nın kendisi ne olur o zaman? 1 bölü 3. Yani 3 üzeri eksi 1 olur. Şimdi bana F3'ü soruyor. X yerine hemen şurada, şurada formülümüzü yazalım önce. Logaritma A'yı ne bulduk? 3 üzeri eksi 1'in şimdi 3 üzeri 1'ini diyeceğiz. Çünkü burada 3 verin demiş. E bu 1 ile eksi 1 başa geldiğinde ne olur sonuç? Eksi 1 olur. Burayı hallettik. Şimdi 1 bölü 27'yi de 3 üzeri eksi 3 olarak düşünelim mi? Logaritma 3 üzeri eksi 1, 3 üzeri 3. 3 başa geçer. Ama 1 bölü 27 demiş. Eksi 3 diyelim önce. Eksi 3 başa geçer. Eksi 1 de onun altına geçer. Ne olur? Burada 3'ün 3'ü kalır. O da gider. Cevabım 3 olur. Bununla bunu topladığımda eksi 1 artı 3 ne yapar? 2 yapar. 3'ün 7'si. 2'nin 40 filan. 3'ün 3'ü olsaydı 1 çıkardı. 3'ün 9'u olsaydı da 2 çıkardı. Ama 3'ten fazla 9'dan az. O zaman 1 ile 2 arasında bu A. Şimdi 2'nin kuvvetlerini düşünelim. 16 olsaydı 4 çıkardı. 32 olsaydı 5 çıkardı. Ama 20. Demek ki 4'ten fazla bu B. B 4'ten fazla 5'ten de az. 125 olsaydı 3 diye çıkardı. 625 olsaydı da 4 diye çıkardı. Ama bu aradaysa C de böyledir deriz. Küçükten büyüğe diyor. A, C, B olur. Ters fonksiyonu ilk derste öğrenmiştik zannedersem. Ne yapıyorduk? X'i yalnız bırakınca ters fonksiyonu bulmuş oluyorduk. Fx yerine de ne yazıyorduk önce? Bir y. Y eşittir logaritma 5 tabanında x eksi 7 dedik. Şimdi bu x'i yalnız bırakmak için önce bunun bu kuvveti burayı verir demeniz gerekiyor. Yani 5 üzeri y eşittir x eksi 7. Şu eksi 7'yi de hemen bu tarafa atalım. 5 üzeri y artı 7 eşittir x. x yalnız kaldıysa ters fonksiyonunu bulmuşsundur. Bulduğun an y yerine geri x yazıyorsun. Yani f üzeri eksi 1 x ne oluyor bu durumda? 5 üzeri x artı 7 oluyor arkadaş. Evet, 10. soruya bakalım tanım kümesi dediğinde çocuklar tek yapacağınız şey burası sıfırdan büyüktür. Burası sıfırdan büyüktür demek. Zaten iki sıfırdan büyük. Tek çözeceğiniz yer burasıdır. Şimdi 14 neyle neyin çarpımıdır? X kare eksi 9 x artı 14'te. 14 eksi 7 ile eksi 2'nin. Niye 7 ile 2'nin demedim? Toplamı ortayı da verecek diye. X'e x. Şimdi birinci satırı 0 e, sıfır yapan değer 7. ikinci satırı sıfır da yapan değer nedir? 2'dir. O zaman 2 değer çizgimizi çizelim. Birisine 2, birisine 7 diyelim. Burası artı, burası eksi, burası artı. Bu artı eksi nereden geliyor diye sorarsanız x karenin değeri nedir? Pozitiftir. Pozitifle başlıyorsun. Her köke geldiğinde işaret değiştiriyorsun. Sonra biz pozitifleri aradığımız için hani büyüktür sıfır aradığımız için karaladık. E, çözüm kümemiz ne olur o zaman? Eksi sonsuzdan 2'ye kadar gelir. Sonra 7'den de 7 dahil değil. 7'den de sonsuza kadar gider deriz. tabanı genişletebildiğimiz gibi tabanı daraltabiliriz. Da Mesela bu onluk taban, bu da onluk taban. Normalde bu onlukları siz sen de 3'ün yazsam olmaz mı? Bal gibi olur. 3'ün 81'i. 81'de 3'ün 4. kuvvet diyeceğiz az sonra zaten. Buradaki onluk tabanları ben şöyle götürsem de bunun logaritma ikilik tabanda 16'dır desem olmaz mı? Olur. Mesela burada logaritma e'lik tabanlar. Bunlar e'ler giderse logaritma 5'in 25'idir de diyebilirim. 81 3'ün 4. kuvvetidir. Burası 4 çıkar. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Burası 4 çıkar. Bu da 5'in karesi olduğu için 2 çıkar. 4 4 8. 2 çıkartırsam ne olur? 6 olur. Şimdi canlar ben burayı bir 3 parantezine alsam. Şurası ne olur? 1. Burası ne olur? 1. Yukarısı 1 olunca hani bunu yukarıya yollarken bu 40 ile 5'i yer değiştiriyorduk. 40 ile 8'i yer değiştiriyorduk. Yani şu şekli alıyordu. Logaritma 40'ın 40'ın 5'i 40'ın 5'i artı logaritma 40'ın 8'i. Toplamayı biz geri kapatırken ne diye kapatıyorduk? Çarpma şeklinde kapatıyorduk değil mi? O zaman ne olur bu? 3 çarpı logaritma 40'ın 5 kere 8 40. Logaritma 40'ın 40'ı 1'dir. O zaman cevap 3'tür. Logaritma 3'ün 5'i A'ymış. Şimdi biz logaritma e, e ya bu E'ler yok etsek de logaritma e, 9 3'ün karesiyle 5'in karesidir desek. Şu kareleri başa alsak 2 bölü 2 diye. Bu 2 bölü 2 birbirini götürür. Logaritma ne olur? 3'ün 5'ini soruyordur bize deriz. E, verdiği şey de zaten o değil mi? Cevabımız A'dır. Faktoriyelde yıllar önce küçükken ne yapıyorduk? Büyük faktörüyle hep küçük faktörüyle göre benzetiyorduk. Bu küçük faktöriyel, bu büyük faktöriyel. Hadi o büyük faktöriyeli açalım. Logaritma 7'nin 49 çarpı 48 faktöriyeli. Şimdiki faktöriyeli açtık. Çarpmayı ne diye açacağız? Genişletirken toplama şeklinde açacağız. Logaritma 7'nin 49'u artı logaritma 7'nin 48 faktöriyeli eşitmiş x'e. Buradaki x'e. Sonra burasının 2 olduğunu gördük. 7'nin karesidir çünkü 49. 2 artı logaritma 7'nin 48 faktöriyeli x'e ise 2'ye at karşıya bak sorduğu yer kalıyor. Bakın bize sorduğu yere. O zaman cevabımız ne olur? x eksi 2 olur. Arkadaşım 4.5 ne ya? 4.5 yazmayalım biz ona. 9'un yarısıdır diyelim. Yani 9 bölü 2'dir diyelim. Sorduğu şey logaritma. Üçlük tabanda 9 bölü 2. Ne için böyle dedik? Çünkü burada buçuklarla uğraşmayak bölmeyi de eksi olarak açalım diye. Logaritma 3 tabanda 9 eksi logaritma 3 tabanda 2. Dedik. Zaten bu 3'ün karesidir. Burası 2 çıkar. Eksi logaritma 3'ün 2 ama bize 2'nin 3'ünü vermiş. Yani bununla bunun yer değişmiş halini istiyoruz. O zaman bunu da ters çevireceğiz. 2 eksi 1 bölü a. Bu ne yapıyorduk? Bununla bunu çarp burayı çıkart diyorduk. Yani 2a eksi 1 bölü a olur bize sorduğu yer. Burada tabanımızı tanı tanımsız yapan diyorsa tabanı 0 yapan yer. 2'den neyi çıkarsam sıfır olur. Buranın 2 olması lazım. Buranın 2 olması için üçlük tabanda şuranın 9 olması gerekiyor. Yani logaritma üçlük tabanında 9 3'ün karesi değil midir? Atarım buraya 2'yi. Bu da gider. Bakın 2 oldu. 2'den 2 iki çıkartsam sıfır yapıyor çünkü. Neyse. X kare 16'nın ne olması gerekiyormuş? 9. Eksi 16 yaptım karşıya. X kare eşittir 25. Normalde x artı 5 ya da eksi 5. Doğal sayı istiyorsa sadece neyi alırız? Artı 5 alırız. En sevdiğiniz yerlerden birine geldik. Burası 27 3'ün küpüdür. Küpü başa alırsam gider diğerleri 3. 3 33 36 dışarı nasıl çıkar? 6 diye çıkar. 6 üzeri 1 bu da 6 üzeri 2'dir. O zaman bunun yanına nasıl gelir bunlar? 1 bölü 2 diye gelir. 6'lar gider. 24'ü 2'ye bölersem ne olur burası? 12 olur. 12 ile 52'yi toplarsam ne olur? Kök içinde 64 olur. 64 dışarı nasıl çıkar? 8 diye. Logaritma 2'lik tabanda 8 kaldı en son. Bu da zaten logaritma 2'lik tabanda 2'nin küpü değil midir? Küpü başa al. Cevap ne olur o zaman? 2'ler gider 3 olur. Şimdi elen ne demektir? Logaritma e taban demek. O zaman bunlar gider 2. Logaritma 4'lük tabanda 2 artı. 4'ün 4'ü 1'di. Bütün logaritmaların biri de 0'dı. O zaman 0. Şimdi şuraya bakalım. Logaritma 4 yerine 2'nin karesi üstteki 2'ye üzerinde 2 üzeri 1 yazalım öylesine. Çünkü bu 1 bölü 2 de aşağı geleceği için. Ne olur? 1 bölü 2 iki, logaritma 2'nin 2'si. Bu zaten 1'dir. Cevabımız 1 bölü 2'dir. Logaritma e x olduğuna göre ln 100 ifadesinin değeri. ln 100 dediğimiz şey asla şudur. Logaritma e tabanında onun karesidir. Hani ln logaritma e tabanında. 2'yi başa alalım. 2 çarpı logaritma e tabanında 10'u soruyor bana. Sorduğu şeyi önce bir öğrenin. Sonra verdiği şeye bakın. Ne diyor bize verdiği yerde? Onun tabanında e x'miş. Biz de e 10. Yani şunla şunu yer değiştirmişiz. O zaman 1 bölü x olmaz mı? Logaritma e tabanında 10 da 1 bölü x olur. Şimdi bize diyor ki 2 çarpı 1 bölü x. 2 çarpı 1 bölü x nedir diye soruyor. E o zaman gizi paydası 1 2 bölü x olur. Bayıldığın sorulardan birine yeniden geldik ama birazcık küçültelim. Küçülttük. Logaritma ax ifadesi diyor. Bize bu x'i verip 2 niye verir? a'yı bulalım diye. Hemen x yerine e üzeri 4 yazacağım. Logaritma a'lık tabanda e üzeri 4 eşittir neymiş? 2'ymiş. Bunun bu kuvveti burası eder demiyor muyduk? a kare eşittir e üzeri 4'müş. O zaman a ne olur? Ya e kare olur ya da eksi e kare olur. Değil mi? Arkadaşlar. <laughs> eksi e kare negatif olduğu için olamaz. E karedir. Ters fonksiyonu severiz ama burada pek kullanmayalım. Bunu içeri bunu dışarı attığımızda bu ters fonksiyondan kurtulmuş oluruz. Yani f1'imiz neymiş? 4'müş. 1 ne diyoruz? Bir, şurada x yerine 1 yazmak demek. Aha 1 yazdım. Elen a eksi 3 kere 1 3. Eşittir neye? 4'eymiş. Aha bakın burada. Şimdi ele ne demekti? Logaritma a demek değil miydi? Logaritma e demekti pardon. Bunun bu kuvveti burayı verir diyorduk. Yani e üzeri 4 eşittir a eksi 3'müş. Eksi 3'ü de karşıya atalım. E üzeri 4 artı 3 eşittir ne olur? A sorduğu yer çıktı. 2 üzeri a 1 bölü 5'miş. Bizim ikilem ikileşimiz yok. Şu a'yı aşağı nasıl düşürürüm? Logaritma ikisini alayım. Al buranın da logaritma ikisini alayım. Bunlar gitti. a eşittir logaritma 2 tabanında 5 üzeri eksi 1 hatta eksi 1 bile başa alabiliriz az sonra. Hatta alalım. A eşittir eksi 1 çarpı logaritma 2'nin 5'i. Geldik buraya buranın logaritma 3'ünü alsam da buranın da logaritma 3'ünü alsam 3'ler gider. B eşittir logaritma 3'lük tabanda 4 üzeri eksi 1. Bir. Eksi 1'i başa alırsam ne olur B? Eksi 1 çarpı logaritma 3'ün 4'ünü şöyle yazalım. 3'ün 2'nin karesi yazalım. O kareyi de şuraya atalım geri. Hmm sildim. A çarpı B diyor. Hemen çarpalım bunları. Eksi 1 çarpı logaritma 2'nin 5'i çarpı eksi 2 çarpı diyecektim de o eksi 2 çarpıyı buraya yazayım. Logaritma 3'ün ikisi. Şimdi bu çarpmada bu ikiler gider. Logaritma 3'ün 5'i kalır burada. Logaritma 3'ün 5'i kalır. Şunu da şunu çarparsam 2. Yalnız bana sorduğu yerde hiç başlık kısmında bir şey yok. Baş bir şey yoksa şu 2'yi 5'in üzerine geri al diyor. Logaritma 3'ün 25'i. Bakın soruda X yerinde 3, Y yerinde 25 var. X artı Y'yi soruyor. 3 artı 25 ne yapar? 28 yapar. Bu onluk taban. Onluk tabansa burası 1000 olsaydı keşke. 1000 olsaydı ne olurdu? 3 diye çıkardı. 10.000 e olsaydı ne olurdu? 10.000 olsaydı 4 diye çıkardı. Bu 2018 denilen şey 3 ile 4 arasındadır. Bize A çarpı B soruyor. 3 çarpı 4 ne yapar? 12 daha fazla uzatıp sizi bunaltmayın bana lazımsınız arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz yeah, <laughs>